Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizin fiziksel görünüşünüz hakkında size kötü sözler söyleyen, sizin fiziksel komplekse sokan, sizin fiziksel kusurlarınızın neden gerçekleştiğini bile bilmeden sizi yargılayan, çevrenizdeki bu toksik insanlarla nasıl mücadele edebilirsiniz? Sizlere bunlarla ilgili tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Öncelikle şunu belirteyim, bir psikolog değilim ya da bir psikoloji eğitimi almadım. Ancak sizler gibi ortaokul döneminden, lise döneminden, hatta üniversite döneminden ve iş hayatından da geçmiş birisi olaraktan etrafımda bu tarz insanlar çok oldu. Ortaokul ve lisede bu tarz insanlarla nasıl başa çıkacağımı bilmeden kendimi aynada beğenmediğim, kendimi çok kötü hissettiğim dönemler oldu. Ancak ne oldu? Zamanla üniversiteye geldim ve bir sürü kitap okumaya başladım. Kişisel gelişim kitapları okudum. Kendimle nasıl barışabilirim? Bunlar hakkında bir sürü şey okuyarak kendimi geliştirdim ve bunları hayatımda uygulamaya başladıktan sonra kendimi daha çok beğenir oldum. Kendimi daha çok beğendikçe daha çok mutlu hissetmeye başladım. Daha çok mutlu biri olarak da kendimle daha çok barışık oldum ve bu zincirleme birbirini sürekli takip etti ve ben daha özgüvenli bir insan oldum yıllar içinde. Bana çok fazla fotoğrafını atıp çok çirkin olduğunu düşünen takipçim var. Oram çok kötü, buram çok kötü diye bana fotoğraflarını atan takipçilerimin fotoğraflarını gördüğümde hayretler içinde düşünüyorum ve diyorum ki yani hani sen nasıl çirkin olabilirsin? Senin kendini bu şekilde kötü görmene neden olacak? Nasıl insanlarla berabersin diye de defalarca takipçilerime söylüyorum. Ulaşamadığım takipçilerime de buradan ulaşmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Lafı çok uzatmayacağım. Okulunuzda, iş hayatınızda ya da arkadaş çevrenizde birisi sizin fiziksel görüntünüzle dalga geçtiğinde ya da sizin yüzünüze karşı "Ah, senin şuran yamuk, şuran kötü" falan tarzında bir yorumda bulunduğunda ona arkadaşlar nasıl davranmalısınız? Bu konudaki en önemli noktayı en başta söylüyorum size. Bir kişinin fiziksel kusurunu onun yüzüne karşı kırıcı bir dille söyleyen bir insanın psikolojisi hiçbir zaman normal değildir. Bu tarz bir insanın geçmişinde çok büyük yaralar vardır. Örneğin ailesi tarafından iyi davranılmıyor olabilir. Çocukluğunda psikolojik bir travma yaşamış olabilir. Ailesi bu kişiye yeterince ilgi gösterememiştir. Ondan dolayı sınıfındaki kişilerden ilgi görmek için yapıyor olabilir. Ya da arkadaş çevresinde bu kişiyi hor gören başka kişiler olmuştur. Ve bu kişi yaralıdır arkadaşlar. Yaralı, kendini iyi hissetmeyen bir şahıstır. Kendini iyi hissetmeyen bu kişi, kendini iyi hisseden, iyi yerde olan başka bir kişiyi gördüğünde ne yapıyor? Huzursuz oluyor. Ne oluyor? Onun o parlayan ışığını söndürmeye çalışıyor ve sizin de kendinizle barışık olduğunu fark ediyor ve ne yapıyor? Bu kötü enerjisini size yaymaya çalışıyor arkadaşlar. Bu kişinin kazanmasına asla izin vermemeniz gerekiyor. Bırakın artık o kişiler o karakterlerinden nasıl arınacaklarını, o mutsuzluklarından nasıl çıkacaklarını onlar kendileri düşünsün. Sizin bu konuda düşünmeniz gereken hiçbir şey yok. Özellikle de bu yüz asimetrisi konusunda, yani size şunu söyleyeyim, kimsenin yüzü simetrik değildir arkadaşlar. Simetrik olan da %99,9 yüzüne bir estetik operasyon yaptırmıştır o simetriyi sağlamak için. Lütfen bunu takıntı haline getirip kendinizi üzmeyin. Size tekrar belirtiyorum, hani bana da bu tarz yorumları yapanlar var. Ben belki ortaokul, lisede olsam gerçekten çok alınır, üzülürdüm. Bir insanın sağıyla solu her zaman eşit olmaz. Ve hani siz bunu takıntı haline getirirseniz gerçekten yaşantınızı kendinize zehir edersiniz. Siz kendinizi aynada detaylı inceliyorsunuz. Bunun için çok vaktiniz var. Başka insanları da saatlerce karşısına geçip detaylı olarak incelerseniz estetik yaptırmamış diyorum. Birçok kişinin sağ tarafıyla sol tarafının eşit olmadığını fark edersiniz. Bu insanın doğasında var. Neden? Çünkü bazen sağımızın üstüne yatıp uyuyoruz, bazen solumuzun üstüne yatıp uyuyoruz ya da bir taraftan yüzümüz bir darbe almıştır zamanında, buna göre şekillenmiştir. Yani bu tarz şeyler olabilir arkadaşlar. Benim de yüzümün sağıyla solum eşit değil ve bunu takıntı haline getirmiyorum. Açıkçası ergenlikten sonra aynada kendimi saatlerce de incelemeyi bıraktım. Sadece aynanın karşısına geçip saçımı tarıyorum.
makyajımı yapıyorum. O kadar gelip de aynanın karşısına siz bakayım bir kendimi inceleyeyim. Acaba sağımla solum eşit mi? Yüzümün şu tarafında nasıl bir kusur bulabilirim acaba diye siz aynanın karşısına geçip kendinizi incelerseniz tabii ki de kusur bulursunuz. Bu insanlar size böyle böyle senin şuran yamuk deyip "Aa gerçekten aynanın karşısına geçip ben gerçekten öyle miyim? Aa gerçekten yüzüm yamukmuş benim" diye hayatı kendinizi zindan etmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Bu kişiler size sadece zehirlemek için bunu söylüyor. Yani aslında sizin yüzünüzün görüntüsü öyle kimseyi rahatsız ettiği falan yoktur muhtemelen. Eğer bu kadar takıyorsanız da paylaşıyorum işte yüz egzersizleri. Onları yapabilirsiniz arkadaşlar. En azından beni beğenen ve seven takipçilerim için şunu söyleyebilirim. Bu kanalda inanamazsınız. Bana da ne kadar toksik yorumlar geliyor. Bu tarz bir yorum gördüğümde engelliyorum zaten. Yanak videosu yaparım senin bir yanağın diğerine eşit değil. Göz videosu yaparım senin bir gözün diğer gözüne eşit değil. Kaş videosu yaparım ve senin bir kaşın diğer kaşından farklı. Çene videosu yaparım senin çenende böyle. Yani bitmiyorlar arkadaşlar. Bu kanala gelip hani sadece direkt bana böyle senin de şöyle kusurun var falan diye söyleyen bir insanın psikolojisi normal değildir diyorum ben de. Senin amacın ne yani? Bu kanala gelip bir şey öğrenmek mi istiyorsun? Bir bilgi edinmek mi istiyorsun? Senin derdin buraya gelip bana kendimi kötü hissettirmekse sen o zaman normal bir kişilik değilsin anlamına gelir. Şimdi mesela diyeceksiniz ki gerçekten yamuksa ne yani? Yalan mı söyleyelim? Hayır, yalan söylemene gerek yok. Ancak bir kişinin kusurunu yüzüne söylememen gerekiyor. Yani evet sen fark edebilirsin. Bunun yüzünün sağ tarafıyla sol tarafı birbirine eşit değilse ne olacak? Ne yapsın? Yani hani ya böyle yaratılmış ya da farklı bir şey geçti geçmişinde. Hani sen söylediğinde ne oldu yani? İyi mi oldu? İçinden söyle tamam eşit değil. Eşit olmadığını düşünebilirsin. Ya da ya bir yanındaki arkadaşına söylersin. Aa, işte Merve'nin de sağıyla solu eşit değil. De yani hani illa birine söylemek istiyorsan karşındaki kişinin duymayacağı şekilde bir arkadaşına bunu paylaşabilirsin. Ama sen gelip karşındaki kişinin yüzüne karşı onun kusurunu söylüyorsan o zaman senin gerçekten psikolojik problemlerin var demektir. Bu tarz kişiler sizin hayatınızdaysa kesinlikle şunu anlayın. Problemli olan size bunu diyen kişidir arkadaşlar. Siz problemi kendinizde aramamalısınız. Yüz asimetrisi herkeste vardır. Evet, bunu çeşitli egzersizlerle falan çözebilirsiniz istiyorsanız. Evet, peki gelelim bu tarz insanlara nasıl cevap vermeniz gerekiyor? Nasıl karşılık vermeniz gerekiyor? Evet, kalabalık bir ortamda ya da sınıfınızda bir kişi sizin dış görünüşünüzde dalga geçecek bir laf söyledi. Kesinlikle o insana karşı agresif bir tavır, öfkeli bir davranış sergilememeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu insan çünkü yine psikolojik rahatsız olduğu için sizin sinirlenme tepkinizle de yine dalga geçecektir. Siz ne yaparsanız yapın, ne tepki verirseniz dalga geçmeyi kafasına koymuş bir kere o. Ve etrafındaki kişilere de, arkadaşlarına da bir şey ispatlamaya çalışıyor. Hani size karşı üstünlük kuracak. Yani bak bununla nasıl dalga geçtim o. Ben aşırı işte cool'um havasında aslında. Ergenlikte böyle bir kitle var. Bizim de sınıfımızda bu tarz kişiler vardı. Ben bilmezdim mesela, sinirlenirdim bu tarz kişilere. Ama çok büyük hata. Sinirlenmem hiçbir zaman çözüm olmazdı. Bu kişi yine yapmaya devam ederdi yapacağını. Aslında sonra öğrendim ki bu tarz insanlarla başa çıkmanın en kolay yolu kale almamak arkadaşlar. Muhatap olmamak ya da şöyle bir duruma da benim çok denk geldiğim oldu, sizin de denk geldiğiniz olmuştur. Kendinizi çok güzel hissedip çok güzel giyindiğinizi düşünüp dışarı çıkarsınız, arkadaşlarınızla buluşursunuz. Arkadaş gördüğünüz o kişi sizin üstünüz başınız hakkında kötü bir laf söyleyebilir. Aa nereden buldun bu saçma kıyafeti ya da seni çok daha kilolu göstermiş. Bu saç seni çok daha kötü göstermiş, yaşlı göstermiş tarzında yorumlara denk gelebilirsiniz. Evet böyle bir yorum yaptı diyelim. Bu kişi sizin hakkınızda ne diyeceksiniz? Öyle düşünüyor olabilirsin ama ben bunu gayet beğeniyorum. Önemli olan kişinin kendini beğenmesidir. Sen de sanırım öyle yapıyorsun. Mesela bence senin de üstündeki kötü duruyor. Ancak sen böyle giyindiğine göre demek ki sen de kendini beğenip çıkmışsın. Bırak da ben de kendimi böyle beğenip dışarı çıkayım diyebilirsiniz. O zaman ne yapacak? Hadi ya, kötü mü benim de kıyafetim diye bir kendini
yoklayacak bu kişi. Arkadaşlar bir de bu tarz insanlarla başa çıkmanın en önemli kuralı özgüvenli olmaktır. Özgüvenli olmasanız bile özgüvenliymiş gibi gözükmenizdir. Dik bir duruş, kendinden emin konuşma ve kendinden taviz vermemektir arkadaşlar bunun kuralı. Bu da ortaokul itibariyle dikkat etmeniz gereken bir şeydir arkadaşlar. Sizle birisi dalga geçtiğinde ona öfkelenip onunla muhatap olmamanız gerekiyor. Hatta bu tarz insanları sevmediğinizi onlara belli edebilirsiniz ve hani onlara mesafenizi koymalısınız arkadaşlar. Kendiniz şimdi düşünün. Etrafınızda farklı boyda daireler olsun mesela. İlk dairenizin içinde sadece en yakınlarınızı, en güvendiklerinizi tutun. Yani bu sizin kişisel alanınızdır arkadaşlar. Biraz daha büyük bir daire olur. O büyük dairenin içinde çok güvenmediğiniz ama beraber güzel vakit geçirdiğiniz insanlar olur. Yine bu insanların içinde o toksik insanlar yok farkındaysanız. Beraber güzel vakit geçirdiğiniz diyorum. Bir sonraki daire görüşmek zorunda olduğunuz işte iş arkadaşlarınız, akrabalarınız olabilir. Hani sık sık beraber aynı ortamda bulunmak zorunda olduğunuz ama pek haz etmediğiniz insanlar olur. Bu üçüncü dairemizdi. Bu dairenin biraz daha dışında artık bu toksik insanlar var. Bunlar da nedir? İşte aynı sınıfta bulunduğunuz ama hiç haz etmediğiniz insanlar. Bunları etrafınıza hiç yakınlaştırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Sizinle diyaloğa girememesi gerekiyor bu insanların. Diyaloğa girecek bir ortam yaratamamaları gerekiyor. Yani diyeceğim o ki birisi size geldi dedi ki senin yüzün böyle, şuran kötü, buran kötü, üstün başın kötü, boyun kısa, bacağın çarpık, popon düz, göğsün yok, belin kalın, göbeğin var. Bu tarz sizin dış görünüşünüzü yargılayacak herhangi bir şey söyleyen bir insanla sizin hiçbir şekilde muhatap olmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu insanların psikolojik problemleri olduğunu direkt anlamanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bir insanın yüzüne karşı onu kötü hissettirecek bir şey söyleyen bir kişi kesinlikle normal psikolojide değildir. Bunu tekrar ediyorum. Ortaokul, lisedeyseniz bu tarz toksik kişiliklerin çevrenizde olması gayet normal. Çünkü ergenlikte insanlar bazı psikolojik sorunlar yaşayabiliyor. Bunu onun problemi olduğunu düşünün ve kesinlikle sizinle ilgili olarak algılamayın. Sizin yüzünüz tamamen simetrik ve gerçekten mükemmel olsa bile o kişi yine sizde bir kusur bulacaktır. Yine sizin kendinizi kötü hissetmenize neden olacak kelimeler kullanacaktır. Örneğin yüzünüz çok mükemmel, çok güzel bir yüzünüz var. Gözleriniz şahane, dudaklarınız şahane. Bu kişi gelip sizin parmaklarınızla dalga geçecektir örneğin. Saçlarınızla dalga geçecektir. Hatta saçlarınız güzel olsa saçlarınızı toplama şeklinizle dalga geçecektir. Bununla da dalga geçemezse üstünüze başınızla dalga geçecektir. Yani sizinle dalga geçmek isteyecek kişi her şekilde dalga geçecektir. Bu nedenle sınıf arkadaşlarım benimle dalga geçmesin, şu özelliğimle dalga geçmesin diye kendinizi yıpratmayın arkadaşlar. Siz kendinizi beğenin. Önemli olan o. Kendiniz de mutluysanız kimsenin dediği lafa bakmayın. Milletin dediği laftan sonra evde aynanın karşısına geçip saatlerce kendinizi incelemeyin. Benim size nasihatlerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Söylediklerimi bir abla nasihati olarak değerlendirir ve hayata geçirirseniz gerçekten daha mutlu hissetmeye başladığınızı fark edeceksiniz arkadaşlar. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.